Bakın küçük hanım. Ben küçük hanım değilim. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla 12 hafta boyunca Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Melisa Sözen, Cihangir'de görüntülendi. Geçen hafta diziye alkışlar eşliğinde veda eden başarılı oyuncu, gözyaşlarını tutamamıştı. Hepinizle çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizin nasıl gidiyor? Teşekkürler. Artık diziden ayrıldınız herhalde. Biraz dinleme moduna mı geçtiniz? Evet, dizi bitti. Birlikte çok güzel bir 12 hafta geçirdik. Çok sevdiğim bir iş oldu. Çok sevdiğim bir ekiple birlikte çalıştım. Benim yani konuk oyunculuktu zaten. Şimdi ama uzun bir oyunculuk oldu. aynen. Sizin nasıl gidiyor? Siz iyi misiniz? Teşekkürler. Ne yapalım? Pandemide biz de yine çalışmaya çalışıyoruz. Sizin gibi yani. Melisa Sözen bir süre dinlenmeyi planladığını anlattı. Yani aslında bizim de pandemi süreci bütün sektörleri çok etkiledi. Bizde de öyle ama hani yasaklarda da çalışmaya tabii ki devam ediyor insanlar. Çalışmak zorunda da kalıyorlar. Benim için şu an bir süre şeylere bakacağım. Yani bir süre dinlenip ardından projeleri okuyup sonra tekrardan çalışmaya başlayacağım. Bir dönem Fransa'da yaşayan güzel oyuncu pandemi nedeniyle yurt dışına gitmeyi hiç düşünmediğini söyledi. Fransa'ya gidiyordum. Orada benim hem bir dizide oynadım hem filmde oynadım ama şimdi zaten pandemi sırasında mümkün değil. Biraz evvel de onu konuşuyorduk arkadaşlarımla, hani hiç yurt dışında yakalanmak istemezdik diye. O yüzden bir süre zannetmiyorum yani burada olacağız. Sözen uzun süredir Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin'le beraberlik yaşıyor. Beyefendi de müzik şu anda olmadığı için herhalde o sürekli o artık şey mi, siz çalıştığınız ev işlerine mi bakıyordu falan? Vallahi o benden daha çok çalışıyor yani, o inanılmaz çalışıyor hem de. Ünlü oyuncu konuşurken arkasındaki apartmandan aşağıya top düştü. Bir anda şaşıran Sözen daha sonra gülmeye başladı. Top attı. Yukarıdan top düştü. Yeter artık, çok konuştunuz. Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin için tanıdığım en çalışkan insan yorumunu yaptı. Harun benden daha çok çalışıyor. Var stüdyo onların. Hem MSG'de aynı zamanda. Evet. Ondan sonra hem grup var. Aynı anda aslında bir sürü şey yapıyor. Ben şeyi zannettim, dedim hani şimdi müzik duruldu ya. Herhalde evde siz çalışıyordunuz, böyle konuk oyunculuğundu ama ev işlerinin o. Valla Harun hep benden daha çok çalışıyor. Tanıdığım en çalışkın insan diyebilirim. Ama size zaman ayırabiliyor mu? Evet efendim. Ay ama siz nasıl böyle tatlı tatlı çaktırmadan soruyorsunuz? Biz de bunu okuduk işte. Evet, biz doğru. Bizim meslekimiz. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi. Wrong to say I wouldn't change.